Herkese merhaba. Yine hafta sonu oldu, öğlen oldu ve ben yola çıktım. Nereye gidiyorum? Çok güzel bir koya gidiyorum arkadaşlar. Bu hafta sonu var ya, şu anda Mete beni orada bekliyor. Ama gerçekten muhteşem bir koya gidiyorum. Gittiğimde zaten koyu göreceksiniz ki oraya daha önce karavanla da gittim. Bunun videolarını da kanalımda bulabilirsiniz. Hatta bulabilirsem şu üstte bir yerlere mutlaka koyarım onun videosunu. Heyecanlıyım. Çünkü hava çok güzel. Koy zaten muazzam güzellikte bir koy. Mete orada. Bir de sakin, sessiz, kendi halinde. Vallahi çok keyif alacağız gibi duruyor. Hayırlısı bakalım. Şimdi çıktım. Karşıyaka tarafındayım. Buradan sahil yoluna inip oradan artık Urla tarafına doğru devam edeceğim. İnşallah bir aksilik olmazsa. Hadi bakalım video başlasın. Vallahi gerçekten İzmir'in artık bu trafiğinden bıkmış durumdayım. Ki bunu bak motosikletle olmama rağmen söylüyorum. Yani araçta zaten artık bir yere gitmiyorum gibi bir şey. Yani çok bir alternatif yok. Bunu çözecek, bu zamana kadar çözebilen bir parti de, bir belediye başkanı da olmadı ne yazık ki. Nüfus çok ciddi arttı. Tamam anlıyorum, eyvallah. Ama arkadaş, işten çıkıyoruz, 2 saatte eve gidiyoruz. 30 kilometre, 40 kilometre yolu. Yani yazık ya. Gerçekten yazık yani. Bugün cumartesi. Öğlen. Şu trafiğin haline bak. Ne diyeyim. Hazır madem otobandan gidiyorum, gelmişken şuradan bir yakıt alayım. 2 diş var. Gerçi yeter. Yani burada çok uzak değil ama olsun, ne olur ne olmaz. Şuradan bir dolduralım depomuzu. Oradan devam edelim yola. Valla Önen Koyu'nun yoluna girmek için sabırsızlanıyorum ya. Çok seviyorum oranın yolunu ben. Baya baya keyifli. Bu arada şimdi bayram geliyor önümüzdeki ay. Bir bayram tatili var. Çok uzun olmayacak tatilim ama bir bakalım, böyle bir keyifli bir rota planlayacağım gibi duruyor. Aslında Mete ile birlikte çıkmayı düşündük ama sanırım ben o kadar uzun tur yapamayacağım. O yüzden bir bakacağız ne olacak ne bitecek. Bugün konuşuruz artık. Şimdi neresi? Şuralarda bir yerde durayım. Hangisi boşsa oraya bir hop. Evet, aldık yakıtımızı da artık yola devam edebiliriz. Artık böyle o şehrin kalabalığından iyice uzaklaştık. Sağımız solumuzun yeşil olduğu yollara ulaştık. Özellikle Urla'nın bu uzbaş yolunu çok seviyorum ben. Yani gerçekten sağım yeşil, solum yeşil. Çok güzel yürüyüş parkurları var vesaire. Bakar mısınız mesela örnek 1. Sol tarafta da ileride var. Bakın örnek 2. Gerçekten güzel yürüyüş parkurları var. Eğer yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka kendinize birazcık zaman ayırın ve buralarda yürüyüş yapın. Buradaki doğa canlılığı sizi şaşırtacak. Her taraftan böyle sincaplar göreceksiniz, ufak kelebekler uçuşacak vesaire. Bayağı güzel mesledecek sizi. Şimdi ben bu yoldan rüzgar güllerine doğru devam ediyorum. Hop. Burada bu arada birazdan üzüm bağlarının, Urla'nın meşhur üzüm bağlarının o taraflardan geçeceğiz. Şu karşıda görmüş olduğumuz yerler zaten bağlar. Burası kuşçulara bağlı. Urla kuşçulara olarak geçiyor. Buralara bayılıyorum. Çok pahalı. Yani gönül ister buralardan böyle arsa mülk sahibi olalım ama çok ciddi pahalı. Şurası mesela gördüğünüz gibi şuradaki ev Arkaslara ait. Yani ne, ne kadar pahalı olduğunu civarın siz anlayın. Ama gerçekten güzel. Burası Fem'e giden yol. Bu arada burası çok güzel bir restoran arkadaşlar. Şimdi tabelası mobilası hiçbir şey yok. İsmi Teruar. Birazcık pahalı bir restoranttır ama üf yani üf. Yeterli sanırım bu tepkim. Bu taraflara en son geldiğimde bu villalar daha hiçbirisinin ne temeli vardı ne bir şeyi vardı.
Öyle bekliyordu. Şimdi bitmiş, bir şey kalmamış. Doğanın kalbinde mis gibi villalar, değil mi? Kolay gelsin. Tamam tamam. Yaşlı çocuk. Merhaba keçiler. Merhaba çocuklar. Evet, artık toprak yolumuza da girdiysek bizden mutlusu yok. Burası da sırf mıcır, nasıl kayıyor ön teker. Şimdi girdiğimiz alan arkadaşlar kamerayla denetleniyor. Ceza da kesilebiliyor. Ben bunun riskini alıyorum ama bildiğiniz gibi bakın kamerayı görüyor musunuz? Ya aklınızda bulunsun. Yolu da oldukça bozuk. Vallahi. Uba nasıl kayıyor. Şöyle kalkalım, ayakta kullanalım biraz. Yan tarafımız Azmak. Seferihisar Azmak. Şimdi size manzara göstereceğim az sonra. Şu alanın güzelliğine bak ya. Şimdi bakın. Seferihisar Azmak koyu. Çakal koyunun orası, şurası karşısı Çakal koyu. Burası da benim gitmek istediğim yer. Çok güzel görünüyor be. Mete'yi görüyorum arabasını. People sure think they know what seems best. Too tired to argue, let's give it a rest. Yeah, pay no mind to what I just said. This is a safe place to lightly tread between your arms. I found the light. No gift or charm. Yol gördüğünüz gibi böyle bozuk, altı basık arabayla geldiğiniz zaman birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın şurada mesela belli oluyor mu yarıklar? Yani burada arabanın altını sürtebilirsiniz, karter delebilirsiniz. Allah göstermesin. Ben olumsuz yönlerini söyleyeyim. Olumluları siz kendiniz de yaşayın, deneyimleyin. Bakın ben motorla bile yavaş geçiyorum vallahi, yüklü motorla. Ama gelmek üzereyim. Çok az kaldı. Bayağı bayağı az kaldı. Artık geleyim şöyle bir kurulayım. Keyfim yerine gelsin. Metocuğumu bir göreyim bakayım. Oba. Yolu bayağı bozulmuş ya. Büyük büyük taşlar falan var artık. Ama geldik. Yeh, metom benim kurulmuş aslanım ya. Kolay gelsin abi. Metom. Ay bakayım tutacak mı yer. Nasıl yani? Yok ya, şeyde ya. Oh. Koya geldim. Şimdi motoru yavaştan boşaltmaya başladım. Bir çadır kuracağım. Kardeşim zaten burada. Buram hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'ın mübarek olsun. Efendim, teşekkür ediyorum. Ramazan şeriflerin hayırlı olsun. Çok sağ ol. Şimdi arkadaşlar bakın. Koyun güzelliğini size tarif edemem ama gösterebilirim. Pırıl pırıl. Kimsecikler yok. Sadece bir araç var. Onlar da aile. Keyif yapıyorlar ama bakın şimdi. Suyun berraklığını göstereyim size. Muhteşem değil mi ya?
Şimdi ben bir kurulayım, çadırı kurayım. Ondan sonra devam ederiz. People should fight for the cause they want. Might even ban you to prove a point. İran halısı. Bu benim. Bir de Milas halısını reklam tabii yapar mısın? Hatta Milas. Bir de ne yapıyorlardı? Bir dakika dur. Milas halısı. Bu Milas şişme yatağı tamamen latekstir. Hissiyatı yüksektir. Böyle güzel bir Decathlon'un şişme yatağı. Şimdi ben bunu şişireceğim. Ki neden? Neden? Gece rahat yatayım. Ama ben bunu tabii ki böyle malak gibi yarattım. Her taraf şey oldu. Yosun oldu. Ya geçer o be. Geçmez... Şöyle bir silikele. Hayır, geçmese ne olur ki? Ne olabilir ki geçmese? Şimdi ne yapacağım? Ben bunu böyle açacağım. Bunu. Hemen gideceğim çantamdan. Zaten çıkartmıştım. Şurada pompam var. Bim'den aldığı pompayı... Burada kullanıyor. Pompalamasyon. Bu benim vizyon. Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon. Adam sanatçı ya. Çok. Şimdi şuraya takıyorduk. Şöyle motorunla beraber alayım daha. Motorunla beraber al benim. Şık bir görüntü oluyor. Tamam. Şimdi şahane terliklerimle pompalamaya başlarım. Buradaki olay... Ya evet ya. Kombinasyon harika değil mi? Yani kot pantolon, kazak, şapka, gözlük ve pompa. Şimdi sen böyle yakınla çekiyorsun ya. Dur onu da iyi yapayım. Dur. Terliklerimi çek gezer. Çok yakın olmadı. Pompa çıkmış hiç söylemiyorum. Böyle hatalar olabiliyor tabii. Olabiliyor ya. Çadırı çekmiş miydin? Çift taraflı açılıyor falan gibi. Ya mesela çekmedim. Ben bunu tek taraflı biliyordum. Mesela. Abi çekmedim. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Yani öyle aa benim çadırım çift taraflı açılıyor. Ekipmanları çekme ya da tanıtma konusunda diyorsun. Zaten herkes ya, biliyor. Bir dakika dur şöyle. Bu yana dönün. Rüzgar o yanına geliyor. Gel beni böyle çek. Şimdi ben böyle ekipmanları tanıtma konusunda falan çok kazmayım. Ya estağfurullah. Böyle şeyleri bilmiyorum. Ya böyle şeyler lütfen yapanlar yanlış anlamasın. Ama basit içerik geliyor. Yani. Bence şöyle zaten seni takip eden insanlar zaten bunu biliyordur diye düşündüğün için seni öyle bir kitle takip ettiği için onları belki yani de. Yani biliyordur ya. Genelde insanlar beni neden takip ediyor biliyor musun? Neden? Abi bu hafta nereye gidelim? Abi burası neresi? Yani ondan dolayı. Ben buluyorsam herkes bulur. Abi kaynanan ettir. Neyse ben tulumumu koyayım birazcık cıvıttım galiba. Ya estağfurullah canım. Yapma. Cıvıt brocum. Yastık da şişme. Değil. Değil mi? Değil, yanlışlıkla şişme yastık alacağım. Bir önceki şişme yastığım patladı benim. Dedim alayım bir tane sipariş verdim. Şişme zannettim. Dolgu çıktı. Oo. Şöyle kapatayım. Bu arada parıl parıl parlıyor şu. Ha ya şey son seansları artık dövmemin. Evet. O yüzden şu anda ne olduğu belli olmuyor çünkü boya birazcık dağılmış durumda. Ama güzel bir işçilik çıktı. Brom bence çok güzel. Yani gerçekten güzel bir. Şimdi bunun devamı var. Bunun devamını önümüzdeki yıl falan yaptıracağım muhtemelen. Buradan yukarıya doğru gidiyor. Oo. Tabii iki parti çizdirdim bunu. Buradan Burcum sağ olasın canım benim. Hakikaten. Ama güzel yaptı. Benim de zaten geçen dedim ya bir kampta tabii ben yoktum. Odun keserken böyle çok acayip dikkatimi çekti. Halbuki oradaki amacım o değildi biliyor musun? Yo. Dikkat etmedim ama güzel çıkmış. Ben de sonradan izledim kendi videomu. Normalde izlemiyorum ben öyle kolay kolay. Yo, çok ama güzel gözüküyor. Bakalım daha işte şuralara beyazlar gelecek. Dağın karları falan böyle. Nerelere? Şuralara mesela bunlar kar izleri. Buraların beyazları gelecek. Birazcık daha sis gelecek falan. Var mı ufak tefek bir seansları ama şimdi ben çok atlatıyorum yani. Normalde haftada bir gitmem gerekiyor. Ben ayda bir gidiyorum falan yani böyle. İşte yapacağız ya bakalım. Acelemiz yaparsın yok. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Acelemiz yok.
Bitti. Bu kadar. Peki. Burada akşamına ateş falan yakmayacağız. Burada ne yazık ki odun yok. O yüzden akşam böyle çok serin olacağını zaten tahmin etmiyorum. Güzel güzel, keyifli keyifli takılırız. Hava da oldukça açık. Yıldızlarımızı izleriz akşam. Ondan sonra zaten vurur kafayı yatarız. Yarın da yeni bir güne uyanırız. Bugün böyle. İnsan içi huzur doluyor ya. Artık yavaştan güneş batıyor. Buracığım böyle akşam için bir şeyler hazırlayacak. Yine ellerine sağlık kardeşim benim. Brom, senin de ellerine. Eyvallah. Koya bir misafir geldi. Bir karavanla. Şu karşıda görmüş olduğunuz yabancı bir çift. İsviçre'den geliyorlar. Onun dışında güneş artık arkadaşlar gerçekten böyle yavaş yavaş batıyor. Çok güzel oldu. Rüzgar kesildi hafiften. Deniz muhteşem oldu. Vallahi tadından yenmiyor ya. Karşıda bir tek karavanın ışığı gözüküyor. Artık hiçbir şey gözükmüyor. Gökyüzünden başka. Bu geceyi de böyle sonlandırıyoruz. After they clock down the bars, günaydın. Hava bayağı rüzgarlı. Şimdi bir kahve yapacağım inşallah. Oturup bir kahve içeceğim. Kim böyle ya? Vallahi çok iyi. Vallahi arkadaşlar dışarıda bayağı rüzgar var. O yüzden kahvaltımızı burada hazırlayacağız. Bugün pratik bir kahvaltı. Tost. Böyle tombik bazlama ekmeğine. Mis gibi domates, biber. Tamam, bitti gitti işte. Arkadaşlar şimdi arkadaki koyları keşif için bir çıkıyorum. Çadırı falan toplamadım daha. Bir gideceğim, bir bakacağım neler var neler yok. Ondan sonra tekrar geri geleceğim. Aha da aslanın görünüşü böyle. Şimdi bir gideyim yukarılara. Bir bakayım neler var neler yok. Bu arada hava da 15 derece, gayet güzel. Birazcık keşif yapalım. Şimdi yolu birazcık zorlu buranın. Yani öyle biliyorum. Şuralardan şöyle üst tarafa doğru devam edeceğim. Ama yola bakın. Hoppa. Tam off-road vallahi. Şimdi yan tarafta Han Koyu var. Yani bir bakalım oraya ulaşabileceğiz mi? Nedir ne değildir. Normalde burası bir yürüyüş yolu. Ama dün motorlar gitti. Ben de şimdi gaza geldim. Zaten bir gezip görmek istiyordum. O yüzden bir bakmak istiyorum ne var ne yok. Ama yol bayağı çetin.
Oo, su geçişi. Çamur. Ha işte bak, bu burası birazcık sıkıntı. Okey. Yapacak bir şey yok. Atlattıysak hiç sıkıntı yok. Yolu görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada da ufacık bir koy var. Adını bilmediğim. Bakalım nereye kadar geçebileceğiz motorla. Yol bayağı sert ya. Tam enduro ya. Hadi bakalım. Şuradan şöyle hoppa. Hanko'yu aşağıda bir araç görüyorum. Başka göremedim, bir bakalım. Yürüyerek buraya geldik daha önce ama tabi araçla veya motosikletle hiç gelmemiştim. Oo, geçişlere bak. Of, alanın güzelliğine bak. Ha, burada artık kum başlıyor. O yüzden fazla ilerlemeden şuraya koyacağım. Ah, görüyor musunuz koyun güzelliğini? Evet, şimdi bir üst tarafa daha çıkacağım. Bakalım, yani şuralara bir yerlere çıkacağım. Nereye bilmiyorum ama burası Han Koyu. Tek bir araç var, ufacık bir koy ama denizi muhteşem. Şimdi üste doğru bir devam edeyim bakalım. Bu geçiş çok güzelmiş ya, vallahi çimler arasından böyle bayağı güzel papatyalar açmış, baharı hissettiğim bir geçiş oldu. Şimdi yukarı doğru devam ediyorum. Bu sağdan gelmiştim. Şimdi buradan bir geçeceğim bakalım. Bu arada yerler yumuşak, nasıl kayıyor. Ya burada herhalde bir ev gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Anasını ağlatmışlar Doğan'ın. Şuna bak ya. Ha, burası dar. Araba geçer ama bayağı dar. Yok abi, buradan ben hani dedim, Mete'nin araba acaba geçer mi buradan? Ya şu ana kadar geçer ama zorlamaya gerek var mı onu bilemedim açıkçası. Tamam, koy çok güzel ama o geçişe baksana. Burası ciddi sıkıntı. İstop ettirdik, bakacağız derken. Burası bayağı sıkıntı ya. Hiç gerek yok Ducato için zorlamaya. Zaten burası yürüyüşçülerin kullandığı yol. Bakın hatta şu yerdeki işaretleri görebiliyorsunuz. Karşıda X koymuşlar, oradan gitmeyin diyorlar. Buradan gidin diyorlar ama sanırım aynı yola çıkıyor. Allah Allah. Neden böyle yapmışlar anlamadım.
Binek araba zaten buraya gelmesinin mümkünatı yok. Mümkünatı yok yani. Bir sonraki koydan iyice uzaklaştım. Bakın, sitenin oraya geldim. Daha fazla ilerlemeye gerek yok. Yani şu aradaki Bakir Koy'a gitmekti benim niyetim. Ama hani gitmesek de olur. Önemli olan hangi koyuna araç girip girmediğini kontrol etmek istedim. Mete oraya gelemeyecek, anlaşıldı. O yüzden orayı es geçiyorum. Şimdi şuradan bir dönüş yapayım. Geldiğim yoldan geriye doğru. Evet, koya geldim sayılır. Oh, yoruldum ha. Vallahi ellerimi sıkmaktan. İşte Enduro'yu tam bilmemenin dezavantajları. Nerede ne hareket yapacağını tam kestiremiyorsun. Tamamen bodoz gidiyorsun. Bunlar eğitim ve bol pratikle açılacak şeyler. Bende de şu anda eğitim yok Enduro ile alakalı ama inşallah uygun bir zamanda almayı düşünüyorum açıkçası. Evet Duru'cum, şu an ne yapıyorsun? Çadırımı topluyorum. Ne yapayım? Toplayayım artık, şöyle bir kahve içelim. Geçmeyi de yaptım başkalar gibi. Oo. Peki gider mi araç? Gitmez. Çok zor değil mi? Yani gider. Mesela gider ama. Sadece oraya gitmek için araç o kadar sıkıntı değil. Yani bunları bekleyelim. Yani sonuçta bildiğimiz çok daha güzel koylar var. Artık biz o koylara devam. Burası. Nasıl? Keyfin yerinde mi? Vallahi keyfim çok güzel. Güneş, güneşin tadını çıkarıyoruz ya. Şöyle kollarını şöyle yapınca sen göster. Yani oradan alıyormuşuz güneş enerjisini, doğru mu? Öyle miymiş? Gıdasını, enerjisini abi. Benim şurada paneller var. Ben böyle eğiliyorum bazen. Enerjisini. Abi hep karavan jargonu bunlar ya. Evet, nasıl gidiyor kamp? Abi kamp nasıl gitti? Nasıl? Demek lazım aslında. Kamp hala devam ediyor. Ya. Bitmedi. Bitirdin hemen kampı ya. Biraz daha dur. Saat olmuş kaç? Kaç? Birini 14'ünü getiriyor. Yani biri çeyrek geçiyor saat. Tamam. Abi, güzel ben... zaman. Aynen öyle. Güzel rüzgar olmasına rağmen işte karavanın avantajlarından bir tanesi. Arkasına sığındık. Paşalar gibi oturuyoruz yani. Aynen. Keyfin yerinde. Keyfim yerinde. Güzel keşifler yaptım. Oo, motosikletle bir gittin geldin sen. Ha, ömrümden ömür gitti ama yine de iyiydi yani. Niye, düşüyor muydun? Öyle bir şeylerden bahsettin. İki defa atlattım bir düşüş. Bir de şimdi telefonu koy yerden çek vesaire, biliyorsun bu oyunları yani. Onun da şuraya kamera arkasına koyayım diye çektiğimi yani. Aynen, bence de koymalısın. Evet, bak öyle bir şey. Yani işin özü bayağı güzeldi ya. Güzeldi. Çok keyif aldık. Aynen. Dün gece de çok güzeldi. Dün biraz üşüdük ama. Yani biraz yaz. Ben bayağı üşüdüm dün de. Ama donduk. Dün nemle karışınca çok serinledi hava ya. Böyle 9 gibi çok soğuktu, sonra saat 10.30 gibi böyle bir durdu. Yani hatta dedik ulan hava ısındı falan, böyle donuyorduk onu normalde. Dedik, bence biz ısındık orada. Biz ısındık. Ama sabaha karşı ben kalktım tulumdan, şöyle bir çıktım. Hem dedim bir cişe gideyim. Bayağı soğuktu abi. Ve çadır nasıl biliyor musun? Sırılsıklandı. O kadar fazla nem vardı ki. Ama olsun. Günün sonunda fıstık bak. Elektrik üretmeye başladı. Rüzgar güllerinin sesi geliyor. Evet. Şurada buradan telefon çıkarttığın anda. Yani şuradan onları gösterebilir miyim acaba? Yok. Değil mi? Yorum. Ben koyarım. Çektim sana. Ya sen ver bakayım. Tamam dur bir dakika. Bir dakika, ben de seni çekeyim ben. Ha, çek şöyle etrafı. Bak burada düşmüş ya. Düşsün, önemli değil. Ver bakayım. Ver. Heh. Bir de şöyle bir seni görelim. Sen ne yapıyorsun? Ha, ben şöyle iyiyim. Yapayım da. Ya ben iki gece kaldım. Biliyorum. Akşamdan geldim. Harikaydı yine. Keyfin yerinde değil mi? Keyfim çok yerinde. Mışıl mışıl uyudum. Böyle uykumu güzel aldım. İşte yürüyüşümü yaptım. Tabii seninle yürüyüş yapamadık. Ben yürüyüş yerine motor yaptım işte. Üşendim bu şeyde.
Motora ya. Geçtin geçeli çok üşengeç oldun. Önceden böyle değildi. Evet ya. Ama sabah... Yürüyüş yapalım diye sen şey yapardın. Hadi şimdi... kahvemizi içelim bir yürüyüş yapalım. Sabah ben de değildim ondan. Evet sen. Yani o... Şu an geldin mi kendine? Geldim canım gayet iyiyim ya. Evet aynen. Ya işte keyfimiz yerinde. Hiçbir aynen. sıkıntımız aynen. yok. Ya kampta olduğumuz sürece keyfimizin yerinde olmaması gibi bir ihtimal yok zaten. Ama... Çok seviyoruz abi şu ortamda olmayı. Şöyle göstereyim. Hayır şuraya ilk önce bir koca dünyayı göstereyim de insanlar arkadan. Şey olsun çaktırmadan ne reklamı diyorlardı ona gömme reklamı. Ha şöyle koca dünyayı göstereyim de arkadaş gerçekten burası şahane ama birazdan artık veda edeceğiz buraya pırıl pırıl suya yazın tekrar geliriz aynen, denizimize aynen. de gireriz. Ah hadi bakalım hadi. Evet arkamda koca dünya yola çıktık. Şimdi biraz önce Ulaş'ın hikayesini gördük. Yine Karaburun'a gidiyor. Kuru fasulye yemeye spordan çıkmış. Dedik biz de o zaman yakınız zaten oraya. Çok uzak değiliz. Orada buluşalım. Biz de bir şeyler atıştıralım öğle yemeği niyetine. Şimdi çıktık. O tarafa doğru gidiyoruz. Ondan sonra da zaten olayımız bitecek. Şimdi buranın şu bozuk yollarından önce bir çıkalım. Oradan Karaburun yoluna doğru döneceğiz. Dışarıda bu arada bayağı ciddi rüzgar var ya. Yani adamı geriye atıyor. O derecede rüzgar var. Rahatsız edici. Motorla giderken rüzgar insanı rahatsız ediyor ya. Hiç hoş olmuyor. Bu arada çok güzel bir kamp değil miydi? Çok böyle keyifli. Aa hayret skuterla geliyor adam. Merhaba. Eyvallah. Baran değil miydi lan o? Baran'a benzettim ama emin olamadım. Şimdi Mete'yi bekliyorum bir yandan ama şimdi şunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz büyük. İnanılmaz büyük. Uzaktan ufak görünüyor ama felaket büyük ya. Aldım koca dünyayı önüme. Manzarayı seyrede seyrede yavaş yavaş gidiyorum. Rüzgar güllerinin fazlalığına baksanıza. Nereden baksanız 30 tane rüzgar gülü var. O temin gördüğümüz scooter Baran'mış. Baran abi tanışırız kendisine. BRN karavan. Kampta koyda olan BMC X-Large karavan da onun tanıdığı. Onun yanına geliyormuş. Bizi görmüş. Bizim yanımıza geliyormuş vesaire derken denk gelemedik vallahi sağlık olsun. Karaburun tarafına eski yoldan gidiyoruz ama yolun güzelliğine bakın arkadaşlar. Yeşillikler içinde gidiyoruz. Çok da böyle kullanılmayan bir yol. Yine burada insanlar piknik yapıyor vesaire takılıyor burada. Ormana giriş alanları var. Oralara da gelebilirsiniz. Yine kuşçuların arka tarafında kalıyor. Bakın böyle geniş at çiftliği var. Vay be. Seviyorum böyle yollarda sürmeyi. Böyle yollarda zaman geçirmeyi. Baya keyifli. Adam ne kadar güzel bir ahır mı artık yapımı çok güzel yapmış ya. Vay be. Evet. Mekana geldik. Oho Ulaş Baba da motorla gelmiş. Motür. Arkadaş, ne yapacağız biz böyle ya karşılaştırmaları? Çakal, biz siz kuruyacağız demek. He. Öyle tek başına. Tek başına yedirirler mi lan o kuruyu adama?
İyi bro, öpmeyeyim, kask var. Bak bak, tek başına kuru yiyecek adama bak bak. Yedirirler mi lan adama tek başına kuruyu? He? Tek başına gelecekmiş, kuru yiyecekmiş. Bak bak. Hem de biz Urla'dayken. Bak 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 bak. Oh. Ya gerçi Ramazan böyle paylaşıyorum ama buraları blurlarım artık, yapacak bir şey yok. Hadi afiyet olsun, kısa kestim. Evet, artık dönüş yoluna geçtim. Arkadaşlarla ayrıldık, herkes kendi yoluna gidiyor. Ulaş Karaburun tarafına doğru devam ediyor. Mete otobandan İzmir'e gidiyor. Ben de eski yolu kullanmayı tercih ettim. Çünkü eski yolu daha çok seviyorum. Daha rahat, daha sakin gidiyorum vesaire. Arkadaşlar, bu video burada sonlanıyor. Ta ki bir sonraki bölüme, yani önümüzdeki haftaya kadar. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Eğer derseniz ki bu çocuk güzel geziyor, keyifli içerikler üretiyor, aynı zamanda katıl butonu aşağıda. Oradan kanala katılarak sen de aramıza katılabilir, bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.